Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz ölü popo sendromu. Evet, başlık çok ilginç. Yanlış da duymadınız. Ölü popo sendromu nedir? Neden oluşur? Ve biz popomuzu canlandırmak için neler yapabiliriz? Hadi şimdi gelin bunları konuşalım. Konuma başlamadan önce hazırlayacağım diğer egzersiz videolarını görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ölü popo sendromunu daha önceden hiç duymamış olabilirsiniz ama fazlaca oturuyorsanız, özellikle pandemi dönemiyle beraber evlerimizde çalışma düzenine geçtik, bilgisayar başında çalışıp uzunca oturuyorsanız veya uzun otobüs, tren yolculukları yapıyorsanız sizin de poponuz ölmüş olabilir. Uzun oturuş pozisyonlarıyla beraber kalça kaslarımızda dengesizlik oluşabiliyor. Aynı zamanda kalça bölgesindeki kaslarımızda, hani sırtımızda kulunçlar oluşuyor ya, aynı şekilde bu bölgede de kulunçların oluşmasıyla beraber şiddetli ağrılar meydana gelebiliyor. Tanı için bir uzman muayenesi de oldukça önemlidir. Lütfen probleminizin kaynağını öğrenmek için uzman muayenesini ihmal etmeyin. Şimdi ölü popo sendromunu engellemek için veya ölü poponuz varsa canlandırmak için neler yapabiliriz? Hangi egzersizleri uygulayabiliriz? Bunları görelim. Ölü popo sendromu için yapacağımız en önemli şey uzun oturuşlardan kaçınmak. Eğer bir çalışmanız varsa 2 saat bilgisayarın başında beklemeniz gerekiyorsa lütfen ara vererek çalışmayı ihmal etmeyin. Böylelikle hastalığın önüne geçmiş, aynı zamanda da probleminiz varsa onu çözme yolunda büyük bir aşama kaydetmiş olacaksınız. Egzersiz kısmına geçersek ise öncelikle popo bölgesindeki kaslarımızın kuvvetini artırmalıyız. Aynı zamanda esnekliğini de artırarak bu bölgedeki kulunç oluşumunu engellemeliyiz. İlk egzersizimiz için dizlerimiz yaklaşık 90 dereceli bükülü açıyla yan bir şekilde yatıyoruz. Eğer bu şekilde durmak rahat gelmiyorsa dirseğinizin üstünde yükselerek de bu egzersizi yapabilirsiniz. Yapacağımız şey oldukça basit. Bacağımızı yukarı doğru açıp kapatmak. Burada kalça bölgesindeki kaslarımıza kuvvetlendirme uyguluyoruz. Egzersizimizin adı da midye kavuğu egzersizi. Oldukça benziyor midyenin açılıp kapanmasına. Bu egzersizimizde önemli nokta, bacağımızı kaldırdığımızda, açtığımızda ayak tabanlarının birbirine değmesi. Yani doğru yaptığınızdan emin olmak için ayak tabanlarınızı hissetmeniz, bakmanız yeterli olacaktır. Egzersizimizi 20 tekrar olarak uyguluyoruz. İkinci egzersizimiz köprü kurma egzersizi. Yine popo bölgesindeki kaslarımızın çok güzel çalıştığı bir egzersiz. Hemen görelim. Belimi kaldırdım, yukarı doğru köprüyü kurdum. Şu hat düz bir hale geldi ve bıraktım. Burada egzersizimizi yaparken dikkat edeceğimiz şey, belimizi havaya kaldırdığımızda popo kaslarımızı sıkmak. Sıkılı tutup bırakıyoruz. Yukarıda fazla bir bekleme süresi yok. 2-3 saniye kadar bekleyip bırakıyoruz. Yani seri bir şekilde uygulayabileceğimiz bir egzersiz. Yukarı çıktım, popo kaslarımı sıktım ve bıraktım. Bu egzersizimizi de 20 tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Üçüncü egzersizimiz yine popo bölgesindeki kaslarımızı kuvvetlendirme egzersizi olacak. Yapması çok keyifli, adı da çok keyifli. Eşek tekmesi egzersizimizi görelim. Bu egzersizimiz için emekleme pozisyonunda duruyoruz. Yapacağımız şey dizimiz bükülü bir şekilde kalçadan yukarı doğru kaldırmak. Sonrasında sanki havaya tekme atar gibi bacağınızı yukarı doğru yönlendiriyorsunuz. Yaparken hissedeceksiniz ki kalça kasları çok çok iyi çalışıyor. Çok net bir şekilde bunu hissedeceksiniz. Bu egzersizimizi iki taraflı 20 tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Güçlendirme egzersizlerimizi yaptık. Şimdi germe egzersizlerimize geçtik. İlk germe egzersizimiz için dizlerimizi bükülü bir şekilde sırt üstü uzanıyoruz. Yapacağımız şey, iki dizimizin altından tutup bacağımızı, dizlerimizi kendimize doğru çekiyoruz. Burada yaklaşık 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Germe egzersizlerinin etkili olabilmesi için hareketimizi 15 saniye boyunca yapmamız gerekiyor. Yani hızlı hızlı yapar.
yaparsanız etkisini maalesef göremeyiz. Kaldırdım. 15 saniye kadar durdum. Ve bıraktım. Bu egzersizimizi 20 tekrarlı uyguluyoruz. Son egzersizimiz de germe egzersizi olacak. Yine kalça bölgesinde bulunan piriformis denilen kasımıza germe uygulayacağız. Bu benim en çok önerdiğim, en sevdiğim egzersiz olabilir. Dizlerimiz bükülü bir şekilde sırt üstü uzanıyoruz. Bir bacağımızı kaldırıp ayağımız diz hizamıza gelecek şekilde koyuyoruz. Yerle temaslı olan bacağımızı kaldırarak kendimize doğru çekiyoruz. Kalça bölgemizde ayağımın bulunduğu kalça bölgesine bir gerilme hissediyorum. Yine 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Kaldırdım. Gerilmeyi hissettim. 15 saniye kadar durup bırakıyorum. Hemen diğer taraf için de göstereyim. Ayağımı kaldırdım. Diz hizasına yerleştirdim. Yerdeki bacağımı kendime doğru çektim. Şu bölgede bir gerilme hissediyorum. 15 saniye kadar durup bıraktım. Bu egzersizimiz de iki taraflı 20'şer tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Konumuzun, egzersizlerimizin sonuna geldik. Umarım faydalı bulup beğenmişsinizdir. Hazırlayacağım diğer problemler için egzersiz videolarını görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.